Denizli'nin Çal ilçesinde çekilen 10. Köy Teatora filmin galası yapıldı. Filmin yönetmeni ve oyuncuları tam kadro filmin galasına katıldı. Denizli Protokol'de filmin galasında hazır bulundu. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AK Parti Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar, Nurcan Dalbudak, Çal Belediye Başkanı Fethi Akçağan, Çal Ziraat Odası Başkanı Ömer Ayhancı ve Çal Kaymakamı da galada hazır bulundu. Filmin başrol oyuncularından Cezmi Yapıcı ve Tanju Tuncel, filmin galası için geldikleri Denizli'de mikrofonlarımıza konuştu. Ben bir gün telefon aldım. Tamamen amatör, hepsi genç, konservatuvarda öğrenci gençler film çekmek istiyor. Ve bizler de yardım edebilir misiniz dediler. Biz de okey dedik. Ve biz onun üzerine kalktık, Çal'a geldik. Ve bu macera burada başladı. Ama hepsi gerçekten çok ama çok özveriyle çalışan pırıl pırıl gençlerimiz. Yani onların istikbali var. Tabii daha çok yeniler. Yeniler ama çok da çalışkan çocuklar. Biz Çal'da çok güzel günler geçirdik değil mi? Nefis günler geçirdik Çal'da. Ya benimki de aynı oldu. İşte telefon ettiler İzmir. Ben İzmirliyim zaten. İzmir'de Boğaz Akademi'ye bir film yapıyor. İşte öğrenciler de bu filmde oynayacak. İşte profesyonelliğe adım atacaklar. Varını yoğunu ortaya koyup böyle bir film yapmak istemişler. Denizli'nin Çal ilçesinden de destek görerek. Benim de çok sevdiğim bir Ümit abim var. Ümit Bakış. Filmde de oynuyor kendisi. İzmir'den, Devlet Tiyatrosu'ndan. Kendisi. Dedi Necmi dedi ben bu filmde oynamanı çok istiyorum dedi. Yani kırma bizi falan filan. Ben de ya abi nasıl olur eder falan. Dediler çok işin yok sen 3-5 günde hallederiz yollarız. Ben de tamam dedim o zaman destek olalım. Destek istediler. Biz de destek olduk geldik. Yani. Burada Çal'da 2 sene oldu herhalde değil mi? Geçen tam değil, 20. Bir sonraki. 20 ay mı? Tabii. Ha işte 20 geçen yazı bir önceki yaz çekmiştik. İşte anca Bülent Bey varını yoğunu koydu buraya. İlk filmleri olduğu için çalıştılar, çabalamışlar. Bitirdiler filmi. Biz de geldik bakalım gösterimine. Gençlerimiz nasıl oynamış, nasıl neler yapmışlar. Yani. Tabii ki arkalarında durmak lazım. Hele bu ülkenin zor şartlarda film yapıp ortaya çıkarmak gerçekten zor bir şey. O açıdan da kutlamak lazım Boyoz Akademi'yi. Evet. Valla ben Çal'ı çok beğendim. Çünkü galiba ben iltimaslıydım. Orada otel olmadığı için orman işletmesinde kaldım. Benim rahatım çok iyiydi. Onun için. Yani biz de bir şarap fabrikasının konuk evinde kaldık. Çok güzeldi. Bizim manzaramız süperdi. Yani milyarlarca yıldız altında her gece. Oturup sohbet muhabbet ettik sabah 4'lere 5'lere kadar. Tarhana çorbası yediniz mi? Şöyle bir şey pekmezi biz yaptık ama Tanju Hoca ile birlikte. Yedik canım hepsini yedik. Sağ olsunlar Ömer Bey başkanımız gayet iyi ağırladı bize. Çal'a aşık olduk. Çal'da olmasının etkisiyle tiyatronun etkisiyle bir de dönemi biliyorsunuz artık şu döneme de konjonktüre de çok uyuyor. Tiyatro sinema ilişkisi sinemanın tiyatrodan doğuşu 2014'e kadar gelişi hepsi birbirini kovaladı. Ve bir şekilde biz bunları harmanlayıp vizyona dair bir film yapmak istedik. İsim? İsim şöyle çıktı. Doğru söyleyin 9 köyden kovarlar diyorlar. Yani 10. köy bu zaten bilinen bir koddu. Fakat burada tiyatroya teatora dendiğini biz duyduk. Ve birçok aslında bölgede de yerel olarak bu kullanılıyordu. Biz de zaten Dionysos'u kullandığımız için teatora diyelim dedik. Çünkü aynı zamanda da antik bir gönderme var gibi. Yani tamam tiyatro oluşuyor ama...